Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılan böyle güzel bir model hazırladım. Bu modelle yelek, hırka ve süveter yapabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayısı 14 ve katlarından oluşmaktadır. Artı iki tane de ilmek eklediğiniz zaman modeli rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Her bir model 12 sıradan oluşmaktadır. Bu modeli çıkartırken 3 numara şiş, ve orta kalınlıkta da bir ip kullandım şöyle yakından da göstereyim modelimizin yapılışına geçelim şimdi modeli sizlere göstermek için iki model olacak şekilde şişime 30 tane ilmek attım şimdi iki model kuracağız bir sıra düz bir sırada ters ördüm lastik örmediğim için bu şekilde lastik kısmını yaptım siz Düz ve ters örgü yapmıyorsunuz. Lastik yaptıktan sonra üzerine modeli kurmaya başlıyorsunuz. Şimdi ilk sıramızı gidelim. İpimi şöyle öne aldım. İlk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 2 tane ters ördüm. Şimdi burada ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Şu 4 ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi şu şekilde tutuyorum. Arkadaki 3 ve 4. ilmeğimi sağ şişime aldım. Öndeki 2 ilmeğimi de sol şişime alıyorum. Şöyle çapraz yapıyorum. Tekrar Sağ şişimdeki 3 ve 4. ilmekleri sol şişimin önüne gelecek şekilde bırakıyorum. Ve bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 Şimdi devam ediyorum. 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi ilk modelimizi bitiriyoruz. 2 tane de ters örüyorum. 1 2 Şimdi bu birinci modelimiz. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. İlk ters ördükten sonra tekrar 4 tane ilmeğimi bıraktım. 3 ve 4. ilmeklerimi arkadan sağ şişime aldım. 1 ve 2. ilmeklerimi ön yüzünden sol şişime alıyorum. Şöyle bir çapraz yaptım. Tekrar sağ şişimdeki 3 ve 4. ilmekleri Sol şişimin önüne bu şekilde bırakıyorum. Tekrar bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 Tekrar 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum şimdi modelimizin ilk sırasını bitirdik örgümü çeviriyorum ikinci sırasına geçiyorum arka yüzündeyim 2 ilmek düz 12 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 ilmek düz 1 2 12 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 ilmek düz. Ve ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Örgümün üçüncü sırasındayım. 2 ilmek ters. Şimdi burada 2 ilmeğimizi birlikte keserek bir ilmeğe düşürüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Buradan 4 ilmeğimi tekrar bırakıyorum. Yine aynı şekilde 3 ve dördüncü ilmeklerimi sağ şişime alıyorum. 1 ve ikinci ilmeklerimi de sol şişime alıyorum. Böyle bir çapraz yaptık. Tekrar 3 ve 4. ilmeklerimi sol şişime bırakıyorum. Ve buradaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 2 ilmek ters 1 2 Şimdi 2 ilmek ters ördükten sonra yine buradaki 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. 1 Bir ilmeğe düşürüyorum. 1 tane artırdım. Tekrar 4 ilmeğimi böyle bırakıyorum. 3 ve 4. ilmeklerimi arkadan sağ şişime aldım. 1 ve 2. ilmeklerimi de ön yüzünden sol şişime alıyorum. Tekrar 3 ve 4'ü sol şişimin önüne bırakıyorum. Ve bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 6 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 Kenarda kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve dördüncü sırasındayız. İlk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. buradaki ters ilmeklerimi 12 tane ters ilmeğim var. Hepsini ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ortadaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 12 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 Kenarda kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümü çevirdim ve 5. sıradayım. İlk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 2 tane ters yaptık. Şimdi iki ilmek düz örüyorum. Bir, iki. Buradaki iki ilmeğimi de birlikte keserek bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrar bir tane artırma yapıyorum. Dört ilmeğimi yine bıraktım. Üç ve dördüncü ilmeğimi arkadan alıyorum. Bir ve ikinci ilmeğimi de Ön yüzünden sol şişime aldım. Tekrar 3 ve 4. ilmeğimi sol şişime bırakıyorum ve bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 Devam ediyorum. 1 2 3 4 4 ilmek düz ördüm. Ortadaki 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın böyle. Devam edelim. 2 ilmek düz örüyorum. Buradaki 2 ilmeğimi İkisini birlikte toplayıp tek ilmeğe düşürüyorum. Bir tane eksiltiyoruz, bir tane artırıyoruz. Artırmadan sonra yine 4 ilmeğimi bu şekilde bıraktım. 3 ve 4. ilmeğimi arkadan alıyorum sağ şişime. Diğer 1 ve 2. ilmeğimi de ön yüzünden sol şişime aldım. Tekrar sağ şişimdeki ilmekleri sol şişimin önüne bırakıyorum. Ve bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 Kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve 5. sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve 6. sıradayım. İlk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 12 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 ilmek ters pardon düz örüyorum 12 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kenardaki 2 ilmeğimi de düz örerek bu sıramı da tamamlıyorum. Şimdi örgümün 7. sırasındayım. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. Bir, iki, üç, dört. İki ilmeğimi birlikte toplayarak kesiyorum ve bir ilmeği düşürüyorum. Bir tane artırdım ve 4 ilmeğimi şişimden bırakıyorum 3 ve 4. ilmekleri sağ şişimi arkadan aldım 1 ve 2. ilmekleri de ön yüzünden sol şişimi alıp çapraz yaptım tekrar 3 ve 4. ilmekleri sol şişimin önüne bıraktım ve bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum 1 2 3 4 Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 Buradaki 2 ilmeğimi tekrar keserek bir ilmeği düşürdüm. Bir ilmek artırıyorum. 4 ilmeğimi bıraktım. Yine ilmeklerimi 3 ve 4. ilmeği arkadan 1 ve 2. ilmeği de ön yüzünden aldım. Tekrar 3 ve 4. ilmekleri sol şişimin önüne bırakıyorum ve 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırdığım ilmeğimi de parmağımla tutuyorum ve bırakmıyorum. 1 2 3 4 2 ilmek düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm ve bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi 8. sıradayız. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzünden 12 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 ilmek düz 12 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüp bu sıramı da tamamlıyorum şimdi örgümün 9. sırasındayım ilk 2 ilmeğimizi ters olarak örelim 6 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6. 2 ilmeğimi keserek 1 ilmeği düşürüyorum. 1 tane artırma yaptım ve 4 ilmeğimi tekrar bırakıyorum. 3 ve 4. ilmekleri pardon arkadan sağ şişime aldım. 1 ve 2. ilmekleri de ön yüzünden sol şişime aktardım. Tekrar 3 ve 4. ilmeği sol şişimin önüne bırakıyorum ve bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 Devam ediyorum. 2 ilmek ters 6 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 2 ilmeği kesiyorum. Bir ilmeği düşürdüm. Ve bir tane artırma yapıyorum. Tekrar bu 4 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. 3 ve 4. ilmeğimi sol şişimin önüne aldım ve 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm ve bu sıramızda bu şekilde Tamamladık. Şu anda 10. sıradayız. İlk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 12 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 ilmek düz 1 2 12 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kenardaki iki ilmeğimi de düz olarak ördüm örgümü çeviriyorum şu anda 11. sıradayız İlk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 8 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 ilmeğimi keserek topluyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Artık burada 4 ilmeğimi bırakmıyorum ve devam ediyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 8 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ilmeğimi keserek bir ilmeği düşürdüm. Bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Kenarda kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi örgümüzün son sırasını yani 12. sırasını arka yüzünden tamamlayacağız. İlk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 12 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 ilmek düz. Tekrar 12 ilmek ters örüyorum. ve kenarda kalan iki ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ilk modelimizi tamamladık şöyle göstereyim şimdi ilk modelimizi kurduk üzerine ikinci modeli kurmak için tekrar başa dönüyoruz ve ikinci modeli kurmaya başlıyoruz eğer çok karışık gelirse bir kağıda ilmek sayılarını not alarak yapabilirsiniz Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.